üşenmeden yapıyoruz yani. İşte oluyormuş. Birisi de gelince yapılıyor. Zaten bugün Melek dedi, ben süse püse sunuma çok önem veririm dedi. Kahve de verse illa ki böyle yanında değişik bir şeyler yapar. Bak çikolata sosu falan koymuş oraya. Diyorum güzel. Çok süse düşkün yani. Evet, sunumları çok güzel. Sunumlar çok. Sunumlar sabah güzel. Kahvaltılarında o çeşitleri sunumları. Falan. Seviyor, meraklı demek. Evet, meraklı çok. Ne güzel. Bu şekerli siz mi istemişsiniz? Evet, az şekerli. Siz de az şekerli. Evet. Bir dakika şöyle. Sunumlarından bahsediyorduk. Sunumları evet, çok güzel. Evet, sunumlara dikkat ediyorum. Bu benim mi Melek? Bunu ben alayım da. Oh, kahveler de geldi. Ben kaç gündür içmiyorum kahve. Güzel kahve. Bu hafta hiç içmedim. Ben bugün 3 tane içtim. Sabah evde içtim. Sonra makyaj saçta içtim. Bir de mutfakta Necla Hanım'la ikram etti. Fazla içtim bugün. Kadayıfları da kendim kavurdum. Hani çiğ aldım. Tereyağıyla. Zaten fark ettim ben. Bezelyeyi hallettin. Evet. Bunda bayağı bir ha, tatlı oyalandı. Yüzünden mi gümbürtüye gitti? Çünkü tatlı bayağı bir oyalıyor. Evet. Ama bizimki el açmasıydı. O kadar da oyalamadı. Bir şey de olmadı. Vallahi. Doğru. Her ya. Gelinin hani bir marifeti vardır mutlaka. Her bir gelinin bir lezzeti vardır. Benim de bu. Lezzeti. Evet. Sen yorumlayabilir misin? Tabii tabii. Güzel olmuş, ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun, teşekkür ederiz. İsmail Hanım yediniz mi? Yedim. Yiyin, afiyet olsun. Yedim. Nasıl buldunuz? Tatlısı güzel olmuş, yiyeceğim de. Tatlısı güzel olmuş, eline sağlık. Tatlı ile ilgili güzel yorumlar iki oldu. Nuraya şey pardon Fatma Hanım. Ya tatlısı güzel. Güzel değil mi? Afiyet olsun. Kibar Hanım ne diyecek? Katılıyorum, çok güzel oldu. Valla çok güzel olmuş, eline sağlık. Sunumu güzel, tadı güzel, güzel kavurmuşsun. Kahvenin de güzel gitti valla. Muhallebisini güzel tutturmuşsun. Çok teşekkür ederim. Görüntüsü şeyi her şeyle çok güzel bir tatlı. Eline emeğine sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Ve büyük finale dakikalar kala haftanın son açık oylaması için hazırız efendim. Yemeklerimi güzel buldular. Sadece bir tane yemeğim eksik olduğu için garnitürümü yaktım. O konuda biraz tereddüt yaşıyorum. Ama hepsini de beğendiler. Tatlımı özellikle çok beğendiler. Türk kahvesi daha böyle eşlik geldi. İyi olduğunu söylediler, uyumlu. Bence yani vicdanen 7 ve 8'leri bekliyorum. Çünkü yorumlar iyiydi. Etin bir tık daha pişmesini tercih ettiler, hani söylediler. Ama ona istinaden herhangi bir sıkıntı, bir menü söylenmedi. Garnitürüm eksik olduğu için eksik menü diye sayarlarsa vicdanlarına bırakıyorum. Çünkü benim kayınvalidemde bir tane menüde bir eksiklik varmış. Ona istinaden yüksek puan kullanmış. Ben de aynı vicdanı kayınvalidelerden bekliyorum. Ana yemeğimi beğendiğinizi söylediniz. Beğenmedim ana yemeğini, çiğdi. Bak bizim eksik olduğu halde getirdik, gösterdik ve doğruyu dedik, yandı dedik değil mi? Bir şok yaşatsaydın bize burada. Hakkını verdim, adaletli puan verdim. Evet. Senin gibi 3'e onu basmadım. Evet hanımlar, bugün son kez puan vereceksiniz. O da Melek için olacak. Buyurun alın elinize tahtalarınızı ve lütfen puanlarınızı yazınız. Evet, haftanın son puanlaması. Dakikalar sonra diğer gelinler geldiler. Evet. Heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım. Bir de final haftası. Finali benim evimde final olması günü, daha evet. Farklı. Evet. Çok evet. Heyecanlıyım. İnşallah evet. Adaletli, vicdanlı bir puanlama İnşallah. Olur. İnşallah öyledir. Evet, son açık oylamaya Fatma Hanım'ın puanıyla başlayacağız. Buyurun Fatma Hanım, görelim bakalım son puanınızı. Benim puanım 2. 2 mi? Evet. Niye? Eksikleri vardı, garatürüye yakmıştı zaten. Tatlısına, salatasına verdim. İyi. Ana yemeğimi beğendiğinizi söylediniz. Beğenmedim ana yemeğini, çiğdi. Çiğ miydi? Evet. Etlerim iyi. Evet. Ama o gün de patates eksikti, vermediniz. Evet. İşte orada hata attım. Biber yahanın biberleri de yemedi. Bir saniye şimdi orayı bırakalım evet, da. Evet bence benim masam çünkü benim günüm. Dün hani benim... evet bir tane eksiğim var onun için de özür diledim en başta da sizlerden. Tam da eksik sayılmaz yani. Evet. Ama yine ya de patatesimi en azından çıkarayım. Yani sayılır ama saygılardı. Evet. Geçen gün patates ya. Yoktu. Evet kayınvalidem söyledi. O zaman ben ona da 6 verseydim gelin haksızlık yapardı. O da yetiştirmemiş, o da getirmemiş. O da eksik menüydü yani. Niye vermediniz o gün 2-1? İşte.
Ha ne iş ya? Ama dedim yani bir tek yemek. Meleğin suçu ne o zaman? Evet yani vicdanen yani rahat mısınız sofraya peki? Sofraya da yani bir sofranın düzeni var. Bir benim gelin dün de senin ne eksikliği? Sevgisi saygısı vardı. Benim gelin ben dün saygısızlık mı yaptı? Siz de üç vereydiniz evet. Yani iki verilir hiç miydi? Hiç yoktu benim elimde. Bu masaya bu düzene iki verilirse benim gelinin masasına vicdanınız rahatsa bir şey demiyorum. Evet vicdanen her şey yetiştirmişti. Gerçekten bir şey demiyorum. Bir saniye dinleyelim lütfen. Evet. Sizin eğer vicdanınız rahatsa sadece her şey yemek midir? Gerçekten evet ben de yani. Tuz, çok lezzet. Şaşırdım çünkü iki beklemiyordum. Yani, hani masalarda yani, güzel yemekler evet, yapıldı. Saygı. Olabilir. Geçen gün gene söyleyeceğim. Tabii. Ama ben diyorum sizin vicdanınıza kalmış. Evet, bence kullanmayın ikiyi. Benim arkadaşım da çünkü emek var gerçekten. Kibar Hanım'ın bak bizim eksik olduğu halde getirdik gösterdik ve doğruyu dedik yandı dedik değil mi? Ama ben arkadaşa puan verdim. O da eksik. İki vermedim yani. Yani. İki vermem. Benim gelinimin hiçbir yani. Eksiği yok. O gün, verdiğiniz için demiyorum. O gün bak hiç kimse vermedi. Keşke evet. Bugün. Bakın bu çifte vermedi. Standart oluyor. Çifte standart. Şimdi verseydiniz keşke o gün de o zaman verseydiniz. Bana göre eksiklik değil. O zaman arkasında. Şimdi bir gün eksik olan bir sofraya vermeyip de ondan sonra verirseniz olmaz. Ya ikisine de vermeyecektiniz ya ikisine de verecektiniz. Evet. Yani biraz tutarlı olur. Biraz adaletsiz olur. Ya oraya da verseydiniz ya buraya da vermeseydiniz. Yazık. Gerçekten. Bakalım evet Esma Hanım'dan kaç puan gelecek? Olsun.